Sevgili izleyiciler, yeni bir Her Daim Hareket programıyla karşınızdayız. Bugün yapacağımız egzersiz biraz esneme egzersizi olacak. Gördüğünüz üzere pilates topum var yanımda. Sizler de ekranlarınız başında hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi ilk hareketimizde tüm sırtımızı topumuzun üzerine yerleştireceğiz. Bu biraz da esneme hareketi olacak. Hemen sırtıma yerleştiriyorum. Pozisyonu önce düzgün bir şekilde alalım, sonrasında hareketi göstereceğim. Gördüğünüz üzere kalçam biraz daha yerde. Kalçamı kaldırdım. Bacaklarım omuz genişliğinde açık. Sırtımı verdim topu ve hafifçe geriye doğru esniyorum. Boynunuzu rahat bırakın. Omuzlarınız serbest. Kollarınız rahat. Dilerseniz iki yana da açabilirsiniz. Bu şekilde 5 saniye kaldık. Sonra başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Başlangıç pozisyonunda kalçanız hafifçe yerde olabilir. Sonrasında düzeltin ve kendinizi serbest bırakarak kontrollü bir şekilde bacaklarımızı kullanarak aslında topu da kullanmış oluyoruz. Tekrar. İlk başta zorlanabilirsiniz. Bunu yaparken duvarın önünde de yapabilirsiniz. Çünkü topu kontrol etmek aynı zamanda çok zor olacak. Kalçanızı sıkıyor olmanız gerekiyor. Yine dediğim gibi başlangıç aşamasında kalçanız serbest olacak ama tam yere de değmemiş olacak haliyle sırtınızı yerleştirdiğimiz pozisyonda. Hafifçe kalktı. Hem bacaklarımızı sıkıyoruz burada. Evet, esneme egzersizi yapacağız. Sırtımızı rahatlatacağız. Ama aynı zamanda kaslarımızı da kullanarak kontrollü bir şekilde topu kullanıyor olmamız lazım. Yine kalçamı kaldırdım. Hafifçe geriye doğru kollarımı da uzatarak topu ne kadar kontrol edebiliyorsanız, şu anda mesela hafif hareketli topum. Yavaşça kollarımı çektim, öne getirdim, kalçamı yere indirdim. Bacaklarınız sabit. Hiçbir şekilde hareket etmeyecek, ayaklarınız özellikle sabit kalacak. İlk pozisyonu nasıl alırsanız o şekilde hareketi daha düzgün yapıyor olduğunuzu göreceksiniz. O nedenle kalçamızı sıktık, bacaklarımızı sıktık ve kollarımızla hafifçe geriye doğru uzandık. Rahatlayın, rahatlayın. Kalçanıza kadar aslında topun üzerinde olacaksınız. Tüm sırtımızı topumuzun üzerine yerleştireceğiz. Hatta biraz geriye doğru kendimizi ittiğimizde omuzlarımız serbest kalacak. Onu da kollarımızla yine geriye doğru verdiğimizde rahatlama hissini siz de fark edeceksiniz. Kalçamızı kaldırdık. Hafifçe geriye doğru uzandık. Şu anda kalçamızın altında topumuz yerleşmiş durumda ve rahatlatıyoruz. Bu şekilde topunuzla oynamaya devam edin. Fark ettiyseniz uzun zamandır aslında pilates topunu, büyük pilates topumuzu kullanmıyoruz. Bunu bir anlamda hem kaslarımızı kullanmak için yapıyoruz, daha çok esneme hareketlerini, esneme egzersizlerini topunuzla birlikte yapabilirsiniz. Bu hareketi sadece 5 tekrar da yaptığınızda tüm vücudunuz aslında rahatlamış olacak. Evet, bacaklarınız çalışmaya devam ediyor ama kontrollü bir şekilde zaman içerisinde bacaklarınıza da öğretmiş olacaksınız. Aynı şekilde topunuzu kullanmak sizin tüm kaslarınızın esnemesine vesile olacak. Bu hareketi de yine 15 tekrar 3 set yapabilirsiniz ama günlük hayatınızda, gün içerisinde, gün sonunda hareketi yapmanız için hiçbir engel yok. Egzersizden sonra olur, hiç egzersiz yapmadan olur.
Bu egzersiz tamamen esneme ve rahatlama egzersizi diyebilirim. Şimdi ikinci egzersizimizle devam edelim. Şimdi ikinci egzersizimizle devam ediyoruz. Bu egzersizimizde topumuzu önümüze aldık. Şimdi uzandık. Bacaklarımızı da geriye doğru uzattık. Pilates topumuzu önümüze aldık. Ve yapacağımız egzersizde kollarımız yine pilates topumuzun üzerinde olacak. Başlangıç pozisyonumuz bu şekilde. Kollarımızı sanki karşıdan biri çekiyormuş gibi. Sonrasında topumuzu kendimize doğru çekip yine kontrollü bir şekilde ama serbest bırakmadan uzattık. Tekrar hafifçe sıkın topunuzu, belinizi rahatlatın. Bacaklarımızı serbest bırakıyoruz ve topumuzu ileriye doğru ittik. Tekrar bir 5 saniye bu pozisyonda kalın. Topunuzu kontrol edebildiğiniz takdirde kendinize ne kadar çekebiliyorsanız çekin. Kendimize ne kadar çektiğimiz aslında belimizin ne kadar esnek olduğuyla alakalı. Dirseklerimizi kırmadan ileriye doğru ittik topumuzu. 5 saniye dinlendik. Her iki pozisyonda da 5 saniye kalmanızı istiyorum. Çünkü bu pozisyonda belimizi rahatlatıyoruz. Evet, kollarımız biraz daha kontrollü. İleriye uzattığımızda da kollarımızı rahatlatıyoruz. Belimiz serbest. Daha önceki hareketlerden hatırlayacaksınız, bir hareketimizde kollarımızı sandalyemize, masamıza nereye yasladıysanız oraya koyduktan sonra hafifçe belimizden aşağıya doğru kendimizi itmeye çalışmıştık. Bu harekette özellikle kuluçlarımız, kürek kemiklerimiz, bel kaslarımız rahatlamıştı. Yine aynı pozisyonda bu harekette de topumuzla bunu amaçlıyoruz. Yine uzattık. Gövdemizi aşağıya doğru verdik, boynumuzu. Alnımızı yere değdirdik. Tekrar topumuzu yuvarlayarak kendimize doğru çektik. Son 5. Derin nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Topumuzu kendimize çektiğimizde kollarımızı biraz daha çalıştırmış olacağız. Sıkmaya başlayacağız. 4. 3. Sırtımdaki kıtlamaları duymanız lazım. 2 ve son. Yine bu egzersizle ilgili aslında hareketi yaparken yavaşça kendimize doğru çektiğimiz için omurgamızda tek tek hareket etmeye başlıyor. Ve rahatlamasını aslında o zaman hissediyorsunuz. Yoksa hareketi yaparken kendimize çektik, ileriye ittik değil amacımız. Evet, belimizi rahatlatıyoruz, sırtımızı rahatlatıyoruz. Sırtımızın rahatlaması da dediğim gibi omurganızın tek tek hareket etmesiyle daha esnek hale gelmesi durumunda oluyor. Şimdiki hareketimizde yine gövdemizi bu kez yüzümüzü topumuza yerleştirdik. Bacaklarınızı dilerseniz duvara yaslayabilirsiniz. Yine kontrollü bir şekilde dizlerimizi yere koyuyor olacağız. Ve tekrar kalçamızı yukarı kaldırıyoruz. Kollarımızla çok işimiz yok bu harekette. Sadece destek olması için kollarımıza ihtiyacımız var. Sadece dizlerimizin yerde olduğu aşamaya gelmemiz yeterli. Son kez
Tekrar geriye doğru vücudumu ittim. Dizlerimi yere koydum ve başlangıç pozisyonda hareketim böylelikle tamamlanmış oldu. Sıradaki egzersizimizde yine bacaklarımızı geriye doğru uzattık. Dikkat ederseniz omuz genişliğinde açtım bacaklarımı ve topumu hafifçe yana aldım. Bu aşamada yapacağımız hareket hafifçe topu geriye doğru itip kolumuzla destek olmak. Tekrar kalktım. Kolunuzla destekleyin ki tüm vücut ağırlığınızı aslında topun üzerinde uygulamış olun. Tekrar kolum sabit. Sadece üst gövdemi kalçamın üzerine oturtuyorum. Kolumla destek veriyorum. Bu hareketi senkronik bir şekilde yapmanızı isteyeceğim sizden. Evet, biraz zorlanabilirsiniz. Pilates topuyla yaptığımız hareketler çok kolaymış gibi görünüyor. Her daim yapabileceğiniz hareketler gibi görünüyor. Ama aslında topu hem kendi vücudunuzu hem topunuzu kontrol etmeniz biraz daha zorlaşabiliyor. O nedenle yaparken yavaşça kolumuzu uzattık ve diğer kolumuzla destek verdik. Son 5 diyelim. Son 5 tekrar. Ve son kez. Yine bu hareketi her iki tarafınızda da uygulamanızı istiyorum sizden. Her iki kolunuzda inanılmaz rahatlama hissedecek. Hem gerginliği azalacak kolunuzun, rahatlama olacak. Hem de uzamış gibi hissettiğiniz için aslında rahatlamayı bir tık daha fazla hissedebilirsiniz. O nedenle her iki tarafınızda da 15 tekrar 3 set halinde uygulamayı unutmayın. Şimdi topunuzu bacaklarınızın arasına koyun. Bunu aslında topumuzu bacaklarımızla sıkıyoruz. Tam olarak yerleştirdim gördüğünüz gibi. Sadece yapmam gereken şey vücudumu geriye doğru itip hafifçe kalkmak. Kalçanızı topunuzun üzerine yerleştirip üst gövdenizi de geriye doğru itiyorsunuz. Dilerseniz bunu kollarınızı da işin içine katarak yapabilirsiniz. Yine kalçamızı yerleştirdik. Kollarımızı geriye doğru açtık ve düzeldik. Başlangıç aşamasında üst gövdenizin düz olduğundan emin olun. Kambur bir şekilde durmadığınızdan emin olun. Özellikle üst gövdenizin nasıl rahatladığını iki tekrarda bile göreceksiniz. Bacaklarımızı özellikle topu tutmaya kullandığımız için bacaklarımız serbest bir pozisyonda kalmayacak. Üst gövdemizde önce kalçamızı yerleştirdikten sonra geriye doğru itip kollarımızı da arkaya doğru uzatmamız gerekiyor. Beş saniye kaldıktan sonra düzelmeniz mümkün. Ama o rahatlamayı aslında şöyle de hissedebilirsiniz. Özellikle bu hareketi yaparken bacaklarımız geriye doğru olduğu için üst bacaklarımız, üst ön bacaklarımız ağrıyabilir, acıyabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ne kadar yapabiliyorsanız geriye doğru üst gövdenizi ne kadar atabiliyorsanız aslında atmanız gerekiyor. Birkaç tekrardan sonra üst bacaklarınız da rahatlayacak, üst gövdeniz de rahatlayacak, sırtınız rahatlayacak özellikle. O nedenle yapmaktan vazgeçmeyin. Dilerseniz yine yapabildiğiniz versiyonunu yapın. Sabit bir yere koyun topunuzu. O şekilde bacaklarınızı yerleştirin ve geriye doğru kendinizi itmeye çalışın. Yine bu hareketi 15 tekrar 3 set yapabilirsiniz. Ama başta da söylediğim gibi esneme egzersizleri olduğu için sizin vücudunuz neye ihtiyaç duyuyorsa, ne kadarına ihtiyaç duyuyorsa o şekilde de kendi versiyonunuzu yaratabilirsiniz.
Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle birlikte pilates topunuzu kullandık. Bu hareketler günlük hayatınızda, günlük yaşamınızda, gün sonunda aslında kendinizi rahatlatmak için yapabileceğiniz egzersizler. Ne kadarını yapabiliyorsanız, hangi versiyonunu yapabiliyorsanız bu size kalmış. Dediğim gibi pilates topunu kullanarak vücudunuzu rahatlatmayı, özellikle sırt kaslarınızı rahatlatmayı siz de deneyimleyebilirsiniz. Şimdilik bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.